Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. İlk defa öreceklerini de kolaylıkla örebileceği bir patik modeli oldu. Mutlaka hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemeleri iki renk ip kullandım. Mavi ve yeşil renkte. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Böyle bir iğnem var dikiş için. 3 mm şişlerim var. 1 adet makasım var ipleri kesmek için. Öncelikle mavi rengimle başlayacağım. Şöyle masamı boşaltayım. İpi ben boynuma atarak örüyorum. Bu şekilde öğrendim. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi şu şekilde bıraktım. Şimdi şişimin bir tanesinin üzerine ilmek atacağım. İlmeklerimi şu şekilde atıyorum. Bu ilk sırada ilmeklerimizi gevşek atalım. Sıkı sıkıya bir ilmek atmayalım. Üst taraflarda haroşa örgü öreceğimiz için haroşa örgü de çok esneyebilen bir örgü türü. Alt kısmını bu şekilde sıkı sıkı örersek üst kısım esneyecek, alt kısım esnemeyecektir. Bakın bu şekilde esneyebilen bir örgü olması gerekiyor. Bu yüzden ilmeklerimizi gevşek atalım. Böyle toplamda 47 tane ilmek atalım. 47 adet ilmeğimi bu şekilde attım. Daha büyük yapmak için 4'er ilmek arttırarak ilerleyelim. 4 arttıralım. Küçük geldi, 4 daha arttıralım. Hep böyle 4'ün katları şeklinde artma yapalım. Çünkü kuracağımız model bu şekilde. Daha büyük yapacaksak 4 ilmek fazlalaştırarak gidiyoruz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bu tarafta. Ve örmeye başlıyoruz. Her zaman ilk ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiyorum. Sonrakileri ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir ilmeğim kaldı. Buradakileri ters olarak ördüm, geldim. Son ilmeği düz örüyorum. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bunu düz olarak ördüm. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzünü çevirdim. Bakın böyle ön yüzü alt kısımları daha düzgün duruyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz örgünün tersini, düzünü. Başlangıç ipim ise bu tarafta. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın yine örmeden diğer şişime aldım. Son ilmeği düz örüyorum. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine sırayı bitirelim. Evet, sırayı tamamladım. Yine en son ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası örgümün ön yüzüydü. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Böylece örmeye devam edelim. Yine aynı şekilde toplam 7 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Şöyle sizlere bir sayalım birlikte. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş haroşa sırası ördüm. 7. sırayı önden ördüm. Arka yüze geçtiğimde şimdi artık diğer rengimi, yeşil rengimi bağlıyorum. Modelimize geçeceğiz. Daha büyük ayak numaraları için yapıyorsanız burada 2 sıra fazla örün. Ayak numarasına göre 2, 4, 6 sıra olarak fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi burada örgünün arka yüzünde model kurulumuna geçeceğiz. Modeli örgünün arka yüzünden kuruyoruz. İlk ilmeği renk değişiminde örelim. Bu şekilde 1, 2,
3. 3 tane ilmeğimi yeşil renkte ördüm. Bakın dördüncüyü örmeden bu şişime geçirdim. Sonrasında devam ediyorum. Evet, 3 yeşil ördüm. 1 maviyi örmeden aldım. Şimdi tekrar 3 tane yeşil öreceğim. 1 2 3. 3 tane ilmeği yeşil renkle ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişimi alıyorum. Sonrasında yine devam ediyorum. 1 2 3. 3 tane yeşil renkle ördüm. Dördüncüyü böyle mavi olarak alıyorum. Örmeden alıyorum. 1 2 3. 3 ilmeği yeşil rengimle örüyorum. Dördüncüyü örmeden bu şişime geçiriyorum. Bakın şöyle. Böyle devam edelim. Evet, bakın en sonunda bu şekilde 3 tane yeşil örülmüş olacak. Burası örgünün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. 3 yeşil, 1 mavi. 3 yeşil, 1 mavi şeklinde. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın 3 tane yeşil. Mavi renkli ilmeğimi yine örmeden alacağım. Fakat böyle örgünün ön yüzünden geçirirsem olmayacak. Bu şekilde yapmayacağız. Örgünün ön yüzündeyken ipi arkaya atacağız. Mavi ilmeği alacağız. Tekrar ipi öne geçireceğiz. Ki bakın bu şekilde mavi ilmeğimiz mavi olarak kalacak. Şimdi diğer yeşil renklileri örelim. 1, 2, 3. Bu şekilde örgünün ön yüzünde böyle yapıyoruz. Bakın ipi arkaya geçirip mavi renkli ilmeği alıp ipi tekrar öne geçiriyoruz. Şu şekilde ilmeğin arkasından dolaştırıyoruz ipi. Örgünün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Yeşil renkli ilmeklerimi ters olarak ördüm yine. İpi arkaya geçirdim. Mavi renkli ilmeğimi aldım. İpi tekrar öne geçirdim. İpi böyle arkadan dolandırıyoruz. Bakın böyle. 3 tane yeşil rengimi ördüm. İpi arkaya geçirdim. Mavi renkli ilmeğimi aldım. İpi tekrar öne geçirdim. Örgünün ön yüzünü örerken bu şekilde yapacağız. Böyle bakın yine mavi renkli ilmeğimiz ön kısımda ayrı olarak görünecektir. Böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde yine örgünün ön yüzünün görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve mavi rengimi alıyorum. Yeşil rengimi burada bırakıyorum. Mavi rengimle örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi yine bakın bu şekilde ördüm. Onun yanındakini ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Hemen şuradaki bakın bir yeşil, bir mavi, bir yeşili örüyorum. 1 2 3. 3 tane ilmeği ördüm. Bu kısma dikkat edelim bakın. Bir mavi renkle ördüm. Bir yeşil rengi örmeden aldım. 3 tane mavi ördüm. Şimdi burada yeşil renkli yani yeşil renkli ilmeklerden ortadaki ilmeği örmeden alacağız. Yine bu ortadaki yani ikinci ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 3. yeşil ilmeği, mavi ilmeği ve ilk yeşil renkli ilmeği öreceğiz. 1 2 3. Şöyle bakın. Buradaki yeşil renkli ilmeği örmeden alalım. Burada 3 ilmeği örelim. 1 2 3. Buradaki ilmeği örmeden alacağız. 3 tane ilmeği öreceğiz. Mavi renkli ilmeği artık örüyoruz. Bu sefer de bakın 3 mavi 1 yeşil olacak. 3 mavi 1 yeşil. Yeşil renkli bakın hangi ilmeği örmeyiz? Örmüyoruz. Şurada göstereceğim size. 1 2 3 tane yeşil renkli ilmeğimiz var ya şu ortadaki ilmeği örmeden alıyoruz. O da bu ilmeğimiz olacak. Bakın bunu örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Ortadaki 3 tane yeşilin ortasındaki ikinci ilmek oluyor. Onu örmeden alıyoruz. Diğerlerini örelim.
Böyle sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. Bu sefer 3 mavi 1 yeşil oldu bakın. 3 tane yeşil ilmeğin ortasındaki ikinci ilmeği örmeden aldık hep. Evet, şimdi örmeye başlayalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Mavi renkli ilmeğim. İpimi arkaya attım. Yeşil renkli ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Mavi renkli 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. Yeşil rengimi örgünün ön yüzünde örmeden şişimi alırken ipimi arkaya atıyorum. Yeşil renkli ilmeğimi aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Mavi renkli ilmeklerimi örüyorum. Bir kez daha tekrar edelim. Bakın. İpimi arkaya attım. İlmeğimi aldım. İpimi öne geçirdim ve örüyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın böyle sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde yeşil rengimi alıyorum. Yine aynı şekilde yapacağız bakın. İlk ilmeği örüyorum 1. Yeşil renkli ilmeği örüyorum 2. Mavi renkli ilk ilmeği örüyorum 3. 3 tane yeşil renkli ilmeğim oldu. Mavi rengin bu sefer de ortadaki yine bakın 1, 2, 3 tane mavi renkli ilmeğim var. Ortadaki ilmeği yani ikinci ilmeği örmeden şişimizi alacağız. Diğerlerini hep öreceğiz. Bu ikinci ilmek, bunu örmeden şişimi aldım. Burası örgünün arka yüzü. Diğerlerini örüyorum. 1, 2, 3. Mavi renkli ikinci ilmeği örmeden şişimi aldım. Diğerlerini örüyorum. İkinci ilmeği örmeden şişimi aldım mavi renkli. Diğerlerini örüyorum. Böyle bakın yine 3 yeşil 1 mavi olarak modeli kuralım. Evet, yine modelimi kurdum. Bu ilk sıradaki şöyle 3 tane yeşil ilmek örmüştük ya, onun aynısı oldu bakın. Örgünün ön yüzü burası. Örgünün ön yüzünde nasıl örüyorduk? Şimdi 3 tane ilmeği örelim. Bunları ördüm. Yeşil renkli ilmeklerimi, mavi renkli ilmeğimi örmeden alacağım. Bunun için ipimi arkaya geçirdim. İlmeğimi aldım. İpi tekrar öne geçirdim. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde yapmaya gerek yok. İpi arkaya geçirdim. Mavi renkli ilmeği aldım. İpi öne geçirdim. Örmeye devam ediyorum. İlmekleri ters örüyorum. Bakın böyle devam edelim. Evet, bu şekilde modelin kurulumunu tamamladım. Modelim bu şekilde olacaktı. Daha da ilerleyebilirsiniz. İki sıranın tekrar şeklinde oluşuyor modelimiz. Ve ilerleyebilirsiniz. Ben burada bıraktım. Bu kadar bana yeterli. Bu yüzden yeşil rengimi burada kesiyorum. Kestikten sonra şöyle mavi rengimle düğüm atıyorum bir kez. Artık mavi rengimle örmeye devam edeceğim. Örgünün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Artık ilmeklerin tamamını örüyoruz. Çünkü model artık bitti. Şöyle örelim. Evet, bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi yine toplamda 3 diş haroşa sırası örelim. Şöyle patiğimden de göstereyim bakın. 1, 2, 3. 3 diş haroşa sırasını tamamlayalım. Sonra şu kısmını birlikte yapalım. Şimdi 3 diş haroşa sırasını da tamamladım. Şöyle 1, 2, 3 diş. Ve şimdi ilmeklerimizi 3'e ayıracağız. Şöyle 19 ilmek buraya. 9 ilmek orta kısma. 19 ilmek bu tarafa olarak ayıracağız. Toplamda zaten 47 tane ilmeğimiz vardı. Şöyle göstereyim sizlere. Şu orta kısmına şuraya 9 ilmek ayırdım ben. Kenarlarına da dediğim gibi 19 buraya, 19 ilmek bu tarafa. Şimdi 19 tane ilmeği böyle şişime buraya geçiriyorum. Hem de örerek ilerliyorum.
19 tane ilmeğim burada. Şimdi ortadan 9 tane ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini ördüm. 9'uncuyu örerken buradaki ilmeğimle ikisini birlikte örüyorum, bakın. Sonrasında geriye döneceğim. Geriye döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Bu ilk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim burada. 9'uncuyu örerken yanındakiyle birlikte ikisini birlikte örüyorum. Ters olarak örüyorum. Burada 9 tane ilmeğim oldu şimdi. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlk başlarda ilmekleri sayın. Sonrasında saymanıza gerek yok. Bakın zaten ayrım yerleri belli. 2, 4, 6, 8 tane ördük. Bakın zaten ayrım yeri belli. 9 tane ilmek ayrılıyor. Bu 9. 9'uncuyla buradan bir ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Hem bu taraftan hem bu taraftan ilmekleri eksilterek ilerliyoruz. Ortada 9 tane ilmek sabit ilerleyecek. Şimdi yine böyle örelim. Arka yüzündeyim örgünün. 9. ilmeğe geldim. Bakın zaten ayrım yeri hemen belli oluyor. İlmekler böyle ayrılmış bir şekilde. 9'uncuyla buradan bir ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada bakın bu şekilde 13 ilmek. Yine bu tarafta da 13 ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Evet, şimdi ben tamamladım. Şöyle bakın. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmek. Ortada 9 ilmek. Yine bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kaldı. Bunu ayak numarasının büyüklüğüne göre bu ilmek sayılarını fazla bırakın. Çünkü fazla ilmekle başlayacağınız için buradaki ilmek sayılarını da fazla bırakın. Yoksa şu kısmı dar olacaktır ve ayağa sığmayacaktır. Ben yaptığım yaşa uygun olarak bu ilmekleri bu kadar bıraktım. Şimdi toplamda 35 tane ilmeğimiz olacak. Hepsini topladığımızda 35 ilmeğimiz var. En son arka kısımdan ördüm, geldim. Şimdi buradan devam ediyorum artık. Bir de şu kısımda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası örmüşüm. Şimdi 7.'yi örüyorum. Artık buradaki ilmeği kendi başına ördüm. Bunları da tek tek örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Artık ilmeklerimin tamamını öreceğim. Örmeden bıraktığım ilmeğim olmayacak. Sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Bakın toplam 35 tane ilmeğim var. 35 tane ilmeğimle şimdi 3 diş haroşa sırası öreceğim. Sonrasında şu bağcık kısmını, delikli kısımları oluşturalım. Evet, sıraları tamamladım. 3 diş haroşa sırası daha ördüm. Buralardaki sıralar tamamen size kalmış. Şimdi şu yeşil renkten sonra sayayım ki tam hani yeri belli olsun sayısı. Şu yeşil renkten sonra sayıyorum, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra olmuş bu şekilde. Şimdi delikli kısmı, yani bağcığı geçireceğimiz kısmı yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Böyle şişime bir doladım ipimi. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm.
bir arttırırken bir eksiltiyorum. Yani ilmek sayım sabit kalıyor. Bakın doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Sıra sonuna kadar gidelim. Sırayı tamamladım. Burada yine ilmekleri sayalım ki ilmek sayımız artma eksilme olmasın. Yine 35 ilmek olsun. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamını doladığımız ilmeklerde dahil böyle ters olarak örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle delikli kısımlar ortaya çıktı. Şimdi burada sıra sonuna kadar yine ilmekleri ters olarak örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince bakın yine burada yapmış olduğum modelin aynısını bu kısmada yaptım ben. Siz dilerseniz yapabilirsiniz, dilerseniz yapmayı da bilirsiniz ama böyle çok güzel oldu. Sizlere de yapmanızı hani tavsiye ederim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince yeşil rengimi bağlıyorum. Yine aynı şekilde modeli kuracağım. Sadece tek fark ilmek sayısı. Burada ilmek sayısı daha az. İlk sırayı birlikte kuralım. Devamını sizler örersiniz. Şimdi 3 tane yeşil, 1 tane maviyi örmeden aldım. 3 tane yeşil örüyorum. Şöyle 1 tane mavi renkli ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane yeşil örüyorum. 1 tane mavi renkli ilmeği örmeden alıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Sırayı bitirelim. Evet, bakın böyle modelin ilk sırasını kurdum. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. O alt kısımda yaptığımız gibi aynı şekilde örmeye devam edelim. Burada yine aynı modeli anlatmayacağım. Videoyu uzatmayalım. Çünkü modelin aynısını yapacağız. Böyle örelim. Aynı şekilde yapalım. Sonrasında 1-2 diş haroşa sırası örelim. Mavi rengimizde 3. sırayı örerken ilmekleri birlikte keselim. Evet, bakın modeli tamamladım. Sonrasında 2 diş haroşa sırası da ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. Artık patiğimizin örgüsünü bitirdik. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bu arada örgünün ön yüzündeyim. İlmeği diğer şişe alıyorum. Yine yanında 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Burada ilmekleri çok sıkı sıkı kapatmayalım. Esneme payı bırakalım. Yani gevşek kapatalım. Şöyle esneme payı olsun. 2 ilmeği birlikte ters örelim. İlmeği diğer şişe alalım. Böyle devam edelim. Evet, bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi biraz burada uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağım patiğimi. Şöyle son kalan ilmeğimi bakın böyle çekiyorum. Şöyle çektim. Şöyle sıkıştırdım. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Şöyle tersini çevirelim. İpimize iğnemizi geçirelim. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Öncelikle şu kısımdan bir sabitleyelim. İğnemi şöyle aldım. Şöyle bir doladım. Buraya düğümlü bir dikiş yaptım. Sonrasında ilmekleri şöyle karşılıklı alarak dikmeye başlayalım. Böyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Bu şekilde dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, şimdi dikimini tamamladım. Şöyle düz tarafını da çevirelim. Bu şekilde bakın tamamlamış olduk patiğimizi. Şöyle ayağımızı da giydirelim. Böyle taban kısmı bakın bu şekilde olacak. Böyle giydirdim. Ayağı tam oturan, böyle kavrayan bir model oldu. Bu şekilde şu kısmından da böyle bağcık kullandım ben. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız kordon şeklinde tığla zincir çekerek de bir bağcık yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz.
Videolarımı, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak takipte kalmaya devam edelim. Hoşça kalın.